Çocuklarda ev kazalarının en büyük kısmı düşme, kayma, zehirlenme, boğulma, yanma, haşlanma şeklinde olduğu düşünülecek olursa, bunlar için evlerde basit tedbirlerin çok büyük tehlikeleri önleyebileceği görülecektir. Örneğin düşme ve kaymaya karşı güvenlik bariyerleri, yatak bariyerleri, merdiven koruyucuları, merdivenli evlerde merdivenden düşmeyi önleyecek güvenlik kapıları, kaymayı önleyecek özel paspaslar banyoda, küvette, halıların buna göre seçilmesi, bebeğin bir takım ortamlara ulaşmasının önlenmesi, emeklediği ortamda prizlere ulaşmaması için priz koruyucuların takılması, köşelere başını çarpmaması için köşelerin ve sivri kenarların koruyucularının kullanılması, ayrıca zehirlenmeye karşı özellikle ilaç kutularının açıkta bırakılmaması çok önemlidir. Eczacı dolaplarının çocukların ve bebeklerin ulaşamayacağı yerlerde bulundurulması gereklidir. Bazı ilaçların kapakları çok güvenilir kapak olduğu için özellikle bu ilaçlar son yıllarda yapılmakta ve alınırken de bu tür ilaçlar seçilmelidir. Ambalajların güvenlikli olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evlerde deterjanların ya da ev temizlik malzemelerinin mutfak tezgahlarının altında saklandığını görüyoruz. Bu son derece dikkat edilmesi gereken bir kuraldır. Ve bu takım kimyasal maddelere çocukların da bebeklerin de ulaşmamaları için güvenlik kilitleriyle bunların kontrol altında tutulması çok önemlidir. Yanmalara karşı ocak bariyerleri kullanılmalı ya da ocakların düğmelerinin özel yapılması gereklidir. Yine de bazen mutfaklara bu tarz güvenlik bariyerleri konsa da çocukların buraya ulaşmaması için mutfakların da çocukların ulaşamayacağı şekilde düzenlenmesi ve oraya girilmesinin önlenmesi gereklidir. Son zamanlarda bu konularda aklımıza bile gelmeyecek en basit düşünemeyeceğimiz konuları bize hatırlatabilecek özel güvenlik şirketlerinin bulunduğunu da hatırlatmak isterim.